Merhabalar efendim. Kentin Değerleri programına hoş geldiniz. Biz her programda söylediğim gibi aynı hızla devam ediyoruz. Bu kente, bu kentin insanına hizmet veren, bu kentte kendisini tanıtan ve bu kent için düşünen her kişiye değeri ben bu mavi koltuğa oturtmak istiyorum. Söylüyorum, diyorum ki eğer sizler bir hizmet verdiyseniz bu kent sizi unutmamalı. Bugün de öyle bir konuğum var. Kendisi sosyal hayatın içinde yıllardır tam manasıyla anlatacak ama benim tanıdığım bildim bileli koşturur. Çocuklar der insanların her kademesine, belki hayvanları da koruyordur, sorarız biraz sonra. Yani canlının ne varsa yaratılmış canlı hepsine koşuyor kendisi ve büyük bir emeği var. Büyük bir çalışması var. Ben sevgili Meral Dönmez'i bugün misafir ettim, konuk ettim. Sağ olsun lütfettiler, geldiler. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz sevgili Meral Başkan. Hoş bulduk sevgili Başkan. TV41 ailesine ve teknik elemanlara, size böyle güzel değerli bir programı gerçekleştirdiğiniz için gerçekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Hele böyle bir programa beni de davet ettiğiniz için çok onurlandırdınız. Rica ederim. Şimdi ben Meral Dönmez'i çok eskiden beri tanıyorum. Çünkü hep bir sosyal hayatın içindeyiz. Hep bir düşünürüz ne yapalım ne. Ben Meral Dönmez'in yaptığı çalışmaları biliyorum. Nasıl bir mücadele içinde olduğunu biliyorum. Ve bakıyorum hiçbir beklenti yok. Hiçbir çıkar, hiçbir geri dönüşümün sadece ve sadece takdirden başka hiçbir şey yok. O zaman Meral Dönmez bu ile çok önemli bir şeyler verdi ve bir değerdir. Bunları takdir etmek lazım, görmek lazım. İşte bu belgesel gibi yaptığımız bu programda da bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani inşallah bir şey olur, teşvik olur, insanlar yapsınlar ki bizler de onları, madem bize de bu görev düştü, bizler de onları işte gelecek nesile olsun, şimdi bir şeyler yapmak isteyenler olsun takdim edelim. Ne kadar güzel bir şey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Benim hakkımdaki düşünceleriniz, duygularınız gerçekten beni çok motive etti. Rica ederim. Ama gerçek bu. Evet. Ben en ufak bir şey katmıyorum. Bunu evet, bütün arkadaşlarınız da biliyor yani. Evet. Şimdi işte, ben şöyle, bu programın tabii ki ana amacı o kişiyi ele almak, o kişiyi burada açık ve net konuşturmak. Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, kederiyle hepsini anlatıyoruz burada. Çok güzel oluyor, o anlamda güzel zaten. Ben şimdi yine aynı şekilde bu ilin insanısın, bu ilin çocuğusun. Bir gidelim gerilere. Bir Meral Dönmez'in doğduğu zamanından şöyle yavaş yavaş çıkalım. Ne dersin? Hadi gidelim. Bir yolculuk edelim. Hadi gidelim o İnsanın zaman. Kendine yolculuk etmesi gerçekten güzel bir şeymiş. Biraz zordur ama. Zor ama. Biraz kendini anlatmak evet, zordur. Biz aynen, anlatamayız ama kendimiz ama çok tatlı umarım oluyor. Güzel bir yolculuk olur. Çok güzel olacak. Ben sizi dinlemeye başlıyorum. Evet. Bindik gidiyoruz. Evet. Ben öncelikle doğumumdan önce babamın hani bir Selanik 1924 mübadelesiyle zorunlu göçe tabi tutulmuş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Onun hikayeleriyle büyüdüm. Çok güzel. Mücadelelerini dinledim. Annem bir Gürcü kızı, Balaban Karakadılar'dan. Ben çok zengin bir kültürün içinde büyüdüm. Gerçekten. Onun için çok mutluyum. Eşim Orta Asyalı Manav, bizim çocuklarımız tamamen renkli bir kültürün içinde. Ben zaten Türkiye'de bu rengi seviyorum, bu kültür zenginliğini seviyorum. Onun için besleniyoruz. Çalışmalarımda da bunlardan çok çok yararlanıyorum. Çünkü bu zengin kültür beni çok zenginleştirdi. Ruhumu çok farklı yerlere götürüyor. Daha çok hizmet aşkı doğurdu bende. Ben babam işte ilk öğretmen Balıkesir Necati Bey öğretmen okulu mezunu. İlk ataması Balaban köyüne oluyor. Annem bir köylü kızı.
zengin kızı. Babama aşık oluyor. Babama aşık oluyor. Biz bu hikayelerle büyüdük. Bu hikaye bizim. Hep sevgi, aşk evin içinde. Gerçi bir memur ailenin çocuğu olmak, sıkıntılar. Fakat bu sevgi bizi o kadar zenginleştiriyordu ki biz varsa yoksa sevgi var diyorduk. Yani sevgiyle yoruldunuz. Annemin o babamı hani o aşkını anlatması ve ölene kadar da o aşkla ölmesi bize hep örnek olmuştur. Evet. Yani biz sevgiden başka bir şeyi ailede var olabileceğini, kötülüğün olabileceğini, hani aşksız yaşanabileceğini düşünmezdik çocuk yaşımızda. Onun için ben çok şanslı bir evlat olarak dünyaya geldim. Ben de babam daha sonra Acısu, İzmit Acısu'da atanıyor. Ben orada bir lojmanda, benim işte beşiğimi koyacak kadar yerde, damın akmadığı bir yerde. Düşünün, o kadar zorlukların içinde bile onlar yine çok mutlu, hani bizleri büyütürken bu sıkıntılarını dile getirmeden birbirlerine kenetlenerek bir yaşam sürmüşler. Bu yaşamın içinde bizler var olmuşuz. Bu sıkıntıları ilki ölmüş, doğup ölmüş. Ben ikinci çocuğum. Biz altı kardeşiz. Evet, altı kardeşimiz de babam rahmetli bizi çok mücadelelerle hepimize okutmaya çalıştı. İkinci bir öğretmendi fakat esnaflık da yaptı İzmit'te. Çünkü yetmediği için bizi hem onun için esnaf yönünde tanınır İzmit'te. Hoca derler. Babamın lakabı hoca. Evet. Doğma büyüme İzmitli olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Babaannem bizim şeyde Saatçi Ali Efendi o konakta. Baba tarafım 10 kardeş. Anne tarafım 9 kardeş. Çok böyle kalabalık bir aile. Kalabalık, zengin bir aileyiz. Bir yanımız macir, bir yanımız Gürcü. Ama çok barışık içinde. Evet, çok barışık güzel. İçinde yaşadık. Gürcüler birbirlerine çok düşkün o. Ben onu görmüştüm. Biz de manavız ama. Evet. Gürcülerin bu yanını ben böyle hep özenerek izlemişimdir. Sanki bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben öyle gördüm. Ben işte okul, o zaman İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesi, fen kolu mezunuyum. Hep hayalim ileride bir öğretmen, matematik öğretmeni. İşte bu ideallerle hep ama kardeşler olarak da babama hep destek oluyorduk. Çalışarak da eğitimlerini sürdürüyorlardı kardeşlerim de. Ben de babama destek olmak için hep böyle mücadelenin içinde oldum. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda işte 25 yıl devlet memurluğu yaptım. O zaman da işte hem iki çocuğa rağmen biz yılmadan, pes etmeden böyle bir hayatın içinde olduk. Daha sonra bu çalışmalarım hani emekli olduktan sonra eşim yanına çağırdı. Eşim de benim önce İzmit Belediyesi'nde Erol Köse zamanında falan ama o da özel sektöre geçmişti. Özel sektörden de kendi serbest. Evet. Ve 90 yılında serbest piyasada kendisi iş adamı. Yanına gittim. Bir de onunla çalıştım. Onun için ticareti de tanıdım. Memuriyetin dışında biliyorsun. O ayrı bir dünya. Evet. Onun için daha çok piştik. Evet. Daha çok insanları daha iyi tanıdık. Tabii. Kocaeli'de doğup büyümek ayrı bir olay. Hayatın içinde her şeyinde olmak ayrı bir olaymış. Evet. Mesela memurken o kadar insanları çok tanımam mümkün ama ticarette daha çok tanıdım. Çok alıştım. Bana yenge derlerdi. Çok hoşuma giderdi. Depremden önce biliyorsunuz binalar Alemdar Caddesi'nde şey oldu, hasar gördü falan. Sonra kendi yerimiz BİMA olarak heykel yolunda Hürriyet Caddesi oraya taşındık. Yani orada da hizmet verdim. Ben çalışmak için gelmişim. Yani çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çok güzel. Ama dediğiniz gibi yani çocuklarınızı büyütüyorsunuz. Çünkü bu cumhuriyette çok şey borçluyuz. Hani eğitimimizi aldık, çalıştık. Kendimizi var ettik, çocuklarımızı. Fakat bu ülkeye de bir borcumuz oldu. Ödemek. Evet, mecburiyetini hissediyorsunuz. Ben bütün hayalim yani
kendim için de ötelediğimiz, çalışırken çünkü kendimiz için çok zaman ayıramadık. Evet. Hep öteledik kendimizi. Sonra düşündüm, emekli olduktan sonra Meral sen kendin için ne yaptın? Veya ülke için hani çalışıyorsun, hizmet veriyorsun, o da ayrı bir sosyal yaşamın içinde var olmak ayrı bir şeydi benim için. Hep hayalimdi. Ben de bir şeyler yapacağım. Bu hayat muhasebesi yaptın. Aynen. Yani ne yaptığını taktın, biçtin. Aynen. Sonra ne dedin? Eşim de destek verdi. Hı hı. Biz 1917 Ağustos depremini çok acı yaşadık. Biz İzmit'te Hacı Hızır Mahallesi benim çocukluğumun geçtiği. Hı hı. Orası çıkmaz sokaktı. Hı. Ve biz orada kapılarımız açık yaşardık. Evet. Herkes ona geleceğiz. Evet. Çocukluğun ayrı bir konu soracağım evet. sana. Yani benim çeşitli Çınarlı'da oturduk. Hı. Evlendikten sonra 60 evlerde oturdum. Hı. Kendi evimize. Daha sonra Akmeşe'de oturduk. Sonra Kozluk 4. yolda, şimdi Gültepe'nin üstünde tüysüzlerde oturuyor. Onun için her yerinde ben çok güzel dostluklar kazandım. Yani o kadar zengin. Yer gezmek de dostluk kazanmanın aynen. çok önemli bir faktörü yani. Her mahallede, değil her mi? Semtte evet. çok güzel şey, dostluklarımız oldu. Evet. Kalıcı dostluklarımız oldu. Şimdi de onlarla, o hikayelerle yani çok güzel bir... Hepsini bir bütünleştirerek aynen. onları değerlendiriyorsunuz. Tabii zaman mutlaka. Zaman karşılaşıyoruz. Hı-hı. Zaman zaman iş yerinden arkadaşlarımla dernekte buluşuyoruz. Sosyal hayatın içinde oluyoruz. Bu zenginlik gerçekten yani, çok güzel. Farklı bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Tabii ki şöyle baştan bugüne kısa bir toparlama yaptın. Ben çok şey anladım tabii ki bu anlattıklarından. Evet. Hayatının her kademesini kısaca görür gibi oldum ama açacağız tabii. Bu insanlara biraz da Allah'ın vergisi bir yapı gibi geliyor bana. Herkes aynı dostlukları kuramayabilir yani. Biraz evet. da bir şeyler kendimizde de kendinde de aramak lazım yani. Evet, olumlu veya olumsuz. O ruh sanıyorum Sevcan'ın çocuklukta kazanılıyor sanıyorum. Biz olabilir babaları, yani. Tabii, babamız bize işte o sevgi yumağı. Yani o kültür nasılsa babamızın bizi yetiştirme koşulunda o sözleri aklımdan hiç çıkmaz. Evet. Sen komşunu aç yatarken sen tok yatma. Evet. Sana taş atana ekmek at. Yani biz bu felsefeyle büyüdük. Evet. Bu felsefe bizim ruhumuza işlemiş. Yani bana kötülük... Hani destrum oldu benim evet, derler. Bazen zaman zaman benim babam çok Pollyanna gibi bir insandı. Güzel. Yani bambaşka bir insan. Yani nasıl bir sayı? 6 çocuk mesela yaramazlık hiç yapmıyor mu? Daha kaşının kalktığını görmedik. Aynen. Fakat buna rağmen çok özgür ortamda büyümene rağmen yine bizlerde de mahalle baskısı veya çevre yani bu sıkıntıları var. Yaşamadık değil. Değil yani bir yani o arkadaşlık şey çekinirdik evet, yani evde böyle bir şey yaşamıyordu. Yani. Evet. O nedenle bunu yaşaman gayet doğal. Evet. Değil mi? Aynen. Tabii. Ama evde böyle babam tarafından, annem tarafından yani böyle bir kısıtlamayla yaşamadık çok şükür. Yani ben bu yönden kendimi çok mutlu hissediyorum. Ama dediğimiz gibi o zamanın koşullarında erkek arkadaşın veya şeyle böyle bir serbestlik yoktu. Çekiniyorduk yani öyle bir şeyden. Hatta sözleneceğim şey yapacağım eşinle o da ayrı bir soru. Senden önce eve haber yani onlar da güzel şeylerdi, güzel anılardı. İnsanlar birbirleriyle çok ilgileniyorlardı herhalde o zaman. Değil mi? Sanırım. Yani çok tanıyor tarzı evet. birbirini insanlar. Belki onun için o kadar ne yaptığına dikkat ediliyordu. Yoksa şimdi mesela kimse kimseyi tanımıyor. Evet. Aynı binada kimseyi tanımıyorsun. Ya da kollamacılık mı? Mahallede yani, kollamacılık. Evet. Mahallenin abileri vardı mesela. Mesela o zaman gazino vardı. Hı. Değil mi? Tabii. Hacı Hızır Mahallesi'nin o köşede gazino şey akşamları şeyi gündüz. Hı hı. Biz oradan geçerken yani hiç korkmazdık. Evet. Bizi korurlar sandıklar. Yani. Evet, evet. Bizi sahiplenirlerdi. Evet. Çok
Onun için ben mahallede büyüdüğüm için mahalle kültürüm çok. Şimdi sitelerde de ben mahallenin dışındayım. Evet. Yani çünkü o kültürden geldik. Evet. Mahalle kültürü bizi korurlar. Onlar bizim abimiz, amcamız, teyzemiz. Tabii. Bu kültürle büyüdük. Tabii. Onun için şimdi de her gittiğim yerde, bulunduğum şimdi Tüysüzler'de de o mahalle benim. O her yer benim. Çünkü değişmiyor ruhum. Onun için de daha rahat, daha rahat çalışma ortamı bulabiliyorum. Meselesi. Onu sen artık kendine bir şey edinmişsin. Yani benim yaşadığım yerdekiler de benim. Evet. Gibi bir duygu için. Aynen. Ve ben bundan hiç zarar görmedim. Görünmez tabii. Evet. Hani yani sevgini aktarabiliyorsan mutlaka alıyordur karşı taraf. Evet. Sen biz mahallede eğer mesela erkek kız akşamlara kadar hani kardeşim çok kardeş olmak, altı kardeş olmak bazen sorumluluk gerektiriyordu ama kaçamağı bulduğunda sokaktan da içeri girmiyordu. Erik ağaçlarının üzerine komşumuzun incir ağacında. Şimdi çocuklukta yetiştiğin mahalle hangisiydi? Hacı Hızır. Değil mi? Evet. Çünkü çocuklukta oradaydık dedin. Şimdi Hacı Hızır mahallesinde geçirdiğin çocukluğun tadını unutamıyorsun. Unutamıyorum. Tabii. Nasıl bir çocukluk yaşadın orada? Yani birazcık şeyine inersek böyle o çocukların özgür yaşamında neler vardı? Orada biz bir aileydik mahallede. Sandıkçılar vardı işte, yorgancılar, lakapları. Yani o kadar güzeldi ki. Hepimiz o erkek kız. Teyze sandıkçı. Ha? Sandıkçıların Sayın teyze geçen şeyde parkta gördüm. Onun kayınvalidesi Namiger Hanım. Benim babaannemin kocasının ablasıymış. Evet. Hala derdik biz ona sandıkçılar. Evet. Evet, yani oralardaki anıyı mesela o mahallede biz babam memurdu ama her bayram mutlaka Hasan Can apartmanı orada biliyorsunuz. Evet. Can mağazası bizim. Evet. Tafta kıyafetlerimiz orada. Annem ne olursa olsun sıkıntısına rağmen o bayramda o tafta kıyafetleri alınır. Bize kız kardeşimle birlikte elbise yapılır. Artan'la da erkek kardeşlerime tulum, gömlek yapılır. Ne güzel bir adet ama. Ama bizim dikişimizi diken de Güzide teyzemiz vardı Hacı Hızır mahallesinde. Bahattin, Sema kızları falan. Yani Ayşem var. Hepsini o mahalle hala görüşüyoruz karşılaştığımızda. Yani. Anılarımız canlanıyor. Gerçek çocukluk çok güzel. Çocukluğuna git. Evet. Hani diyorlar ya çocuklukta yaşadığın her şey büyüdüğünde de seni çok çok bir yerlere taşıyor. Getiriyor. Ruhunu besliyor. Onun için ben çok mutlu kendimi. Belki evet. Bu anlamda evet. O jenerasyon o yani şöyle ne bileyim bundan işte ben kendi çocuklarıma derim. Büyük kızımın şeyine kadar vardı. Ondan sonra bu dediğimiz bitti. Ne yazık ki. Evet. Çocukluk yaşayamıyorlar. Onun için biz şanslıyız. Bizim de yani. Aynen. Hani geçti çocukluklar. Sevcan Hanım orada mesela ağaçlar şimdi Hızır Reis'in olduğu yerde iğde ağaçları, tabii. Narlar. Biz tabii. O bahçelerde serbestçe dolaşırdık, tabii, yerdik. Tabii, onun tabii. için doğayı çok içimize özleştirmişiz. Evet. Doğada büyüdük. Evet. Şimdi doğayı özgür. Aşkıyla. Değil evet yani? Evet. Doğa bizim için çok evet. yani çok önemli. Çocukluğumuzda o doğada büyüdüğümüz için onun kıymetini biliyoruz. Evet. Şimdi hani bir yeşillik, ağaç nerede olursa olsun içimizi açıyor. Bu konuda da tabii bizlere de çok iş düşüyor. Yani o yaşananı gerçekten yaşatmak istiyor evet, insan değil evet. mi? Biraz ne kadar hani şey olarak doğa olarak elimizde hı-hı. yapabiliriz belki ama evet. bu çocukları bugünün çocuklarını nasıl o güne döndürürüz onu bilemiyorum yani. O biraz zor gibi geliyor bana. Çok zor. Teknoloji hani gerçekten 21. yüzyılda çocukların yaşamış çok, çok olduğu farklı. Dijital ortamlar. Ama mümkün şekli. Olduğunca biraz uzaklaştırmak tabii ailelerin. Aileler var bu çok işin içinde. Çok zor. Evet. Aynen. Bizler bile şimdi hani çok gerisinde kaldığımızı düşünüyoruz. Geliştirmek istiyoruz kendimizi ama bir şekilde bu dijital dönem ama uyum sağlamak her ikisine de çok zor. Evet. Ama uyumak zorundayız. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ya bu programlarda. Evet.
Tabii ki sizden daha büyüklerimiz geliyor. Hı-hı. Onlar da başka türlü anlatıyorlar. Yani acaba dinlediği zaman, izlediği zaman izleme imkanı olursa bir çocuk bunları bir masal gibi mi dinler? Bu işte ağaca çıkardık onu. Hayır, belki yapabilen çocuklar vardır istisnalar arasında ama evet, genel anlamda bunlar onlara bir masal gibi geliyor. Yani nasıl çocukluk geçirmişler, işte şöyle yapmış, böyle yanlışlar. Bizler oyuncak olarak bez bebekleri, evet, hani biliyorsunuz kendimiz yapardık, hiç oyuncaklarımız öyle alınmış değildi, evet, ama kıyafet dikiyorduk, ilkokulda da biz dikiş dikmeyi, evet, hani öğreniyorduk falan. Yani, mendiller falan. Aynen, aynen. Ama bunlar olması tabii ki çocuklukta kazanılan şeyler çok güzel. Evet. Yani ailelerin çok özverisiyle belki çocukları bunların her ikisini de... İşte aileler evet, çok, bu işin bu tarafını evet, düşünüyor mu? Yoksa sadece eğitime aman bir hırs, bir koşuşturma, bir yarış şekli. Ailelere de hak tarafını veriyorum. İşte çünkü evet, diye bazen tabii sınav sisteminde evet, çocuklarını mutlaka o sınavdan geçmesi evet, için o beklentiler için, de var. Eğitim almaları için. Fakat hayat bence biraz da doğada öğreniliyor. Yaşayarak öğreniliyor. Evet. Hani kitaplardan sadece da çok değil, öğrenilmiyor. Hani kitaplar tamam bilim hani şey ama doğada öğrendiğin, yaşayarak öğrendiğin, düşe kalka öğrendiğin deneyimlerin, bu bir kazanım. Evet. Ama çocuklar bu deneyimleri yaşayamadan, evet, hani şimdi birdenbire büyüyor. Evet, evet. Ama işte bazı aileler bu fedakarlık yapıp çocuklarını hani ikisini bir arada götürmek evet, için mücadele ediyor ama çok zor, çok zor. Şey gibi görüyorum. Ben yani belki dediğin hı-hı, gibi ortam öyle mecburlar hı-hı, ama sanki ruhlarının bir tarafı o çocukların eksik gibi geliyor bana. Sanki çok sevgi içinde değiller gibi geliyor. Yani o biz yaşanılan sevgiyi, arkadaşlığı, ne bileyim o kaynaşmayı evet, bulamamış gibiler. Yani böyle bir şey var çocuklarda, büyümüş de küçülmüş gibi. Çocukluk yaşamadan birden büyüyorlardı, ondan mı diye bazen düşünüyorum. Evet, biz birden her şeyi vermek çocuğa, her şeye sahip olmak evet, değil. Biz çünkü zoru başardık. Hep zorlukları yani, yenerek evet, elde ettik. Hı-hı. Çok kıymetli bir bayram geldiğinde rugan ayakkabı alınca evet, başımızda ötecek onu öyle uyurduk. ama ya, çocuklar şimdi hani hepsine rahat sahip olunca doyumsuzluk tabii ki. Ama bazı işte kendini bilen aileler bunu daha mümkün olduğu kadar ya, hani çocuğuna yani daha bir dikkat ederek hani her şeyi çok hazır evet, vererek değil. Evet. Bir hikayem vardı. Benim oğlum işte iş yerinde babası şey veriyor makinayı, kolunu şey yapıyor. Ben ağlıyorum hem çocuğuma hani ama o deneyerek onun bir daha iyi kullanması evet, gerektiğini ama biz anne yüreğiyle yani anne işte, şeyiyle dene, ama bunların işte denemesi, yapması, evet, zoru evet, görmesi tabii, anlamında bunu bilmeleri birazcık aynen, birazcık zorlanmaları aynen, lazım hayatta galiba. Aynen. Değil mi? Her zaman o anne baba desteğini bulamayabilirler. Evet, hazır tabii, bulmamaları tabii, mücadeledir lazım, hayat. İşte. Ama o şansı o çocuklara vermek lazım. Tabii vermek lazım. O da lazım. O zaman bir reklam diyelim. Ama biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Biz de bazen geride kaldığımızda hissettiğimiz anları. Geride kaldık zaten. O bir gerçek. Ben 4 yaşındaki torunum bana bazı şeyleri öğretiyor. Evet. Onun için o işte onu diyorum ya birden büyüveriyorlar. Sanki öğrenip de doğmuş gibiler evet, zaten. Bir türlü içinden çıkılmaz bir durum aslında şimdiki neslin. Bir reklamlar diyelim, devam edelim. Buyurun tatlım. Efendim kısa bir reklam aramız var. Hemen Meral Hanım'la devam ediyoruz.
Evet Meral Hanımcığım, hayatının şimdi değişik safhalarına gireceğiz senin. Şimdi konuşuyoruz. Keşke bu konuşmaları demin dedim ya, hakikaten bu konuşmaların ben çok faydası olacağını da inanıyorum. Çünkü bu sohbetin arasında biraz yeni yetişen, yani yanlış anlamasınlar, tabii ki çok akıllılar şimdiki gençler, evet, anneler, babalar da, ama bu söylenenlere de azıcık böyle kulak verirlerse çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Tecrübeler konuşuyor. İnşallah. Çünkü. Yani tecrübeler konuşuyor. Çok İşim. Nasihat vermekte de... iyi değildir biliyorum ama nasihat vermiyoruz. Yani. Hani biz böyle yaşadık, iyi oldu falan diyoruz. Ay, yani yanlış anlamasınlar. Şimdi senin çocukluğun çok güzel geçmiş, güzel bir aile. Ancak o günün şartlarında tabii ki hepimizin yaşadığı gibi güzel bir mahallede. Aynen. Çok güzeldir orası da. Biz de biraz üstte Velahmet'teydik biz de. Ben de orada doğdum. Saatçi Ali Efendi de babaannem, işte 10 kardeş, evet, Saatçi Ali Efendi de oturmuşlar o konakta. Ha. Evet. Biz de çok yani bizim işte Yeni Turan, sonra babaannemin oturduğu yer Yeni Turan. Oralarda geçti çocukluğumuz. Evet. O kadar güzel çocukluk ki. Şimdi babaannem bize gerçekten genç yaşta hani sayılır, kocasını kaybettikten sonra, ama çocuklarını gerçekten o da güzel büyütmüş. Amcalarım, halalarım hepsi burada Kocaeli'de. Yeğenlerim şu anda, İsmail amcam, evet, rahmet içinde yatsın. Yeğenlerim çalıştırıyor. Bizim çocuk parkı, Yeni Turan, bizimdi yani. Evet. Oralarda büyüdük. Bayram yerini hatırlıyor musun orada? Tabii ki. Zannetçilerin yani, şeyleri. Evet, onlar. Ay çok yani inanın. Sevim yengenin falan da kulağın içinden. Evet, geçen parkta gördüm. Harika, evet, bir insan. Yaşına rağmen o kadar maşallah gerçekten var. Kızım Neşe de yanındaydı. Evet, hepsi arkadaşımız. Necla ablası tabii, falan. Tabii. Onlar benim için çok yani çok çok farklı yerdeler. Kardeş gibiydik, evet, hepsi. Sonra anlatıyorlar bizim annemin adı Fikriye. Fikriyan teyzenin az yemeğini yemedik. Evet, hani yani böyleydi, kapılar açık. Evet. Kim ne bulursa orada koku gerçekten gelince. Öyleydi. Öyleydi yani babaanneme gitsem babaannem öyle. Ay ben hiç unutmam, babaannem iğdeleri sobanın üzerine koyar. Bayılır. Şimdi ben o iğdeleri hani o sobanın üzerindeki kuru fasulyenin tadını yani kokusunu yapıyoruz ama aynı tadı. Annem meğersem biz asla, hani memur çocuğuyuz, hani kısıtlı bir yaşam ama meğer kumpiri o zaman biz yiyormuşuz. O sobanın evet yani sonra moda olmuş. Okuldan çıkardık o kumpir, kumpirmiş bizim yediğimiz, evet, bilmeden. Hani o tatlar hakikaten çok, çok özlem duyuyoruz. Duyuyoruz tabii. Söylesek gülerler. Komşu çocukları şey ekmeğin üzerine anneleri salça sürerdi. Bir de o zaman vita yağı mı? Bir yağ vardı. Evet. Sürerdi. Bakardık böyle. Ben de giderim. Ben de istiyorum. Hani biz de çok onlar da öyle bir tabii yani, o zaman ekmeğin üzerine herkesin gözü kalır diye herkese sürülürdü maalesef. Komşu evet, teyze evet, çağırırdı, gel sana da yapın. Yani o şu anda o yenir mi denecek şey belki. Çok tatlı, evet, geliyordu. Çok güzeldi. Aynen. O şey içinde güzel dostluklar, ahbaplıklar, kardeşlikler içinde geçen bir çocukluktan benim, sonra ne yaptın? Evet, şimdi o çocukluktan sonraki tabii merdiveni, çocukluk, gençlik, tabii ki evlilik safhasına şimdi geldik. genç kızlığı nasıl geçti? Genç kızlığın da biraz çevre baskısı var dedin ama. Yok öyle yani çok sıkıntı yaşamadım. Bilinen şeyler yani. Evet. Hani çok fazla görünür de, hı-hı, ama gizli kaçamak hani öyle bir şeylerimiz de çok olmadı yani. Olmaz. Yapamadık aslında biz. Yok. Yani yapamadık. İdeallerimiz vardı. Evet. Hep yani ileride meslek sahibi olacağım, aileme destek olacağım. Yani küçük yaşta bir sorumluluk duygusu, evet, aşıl bize. Yani çok küçük yaşlarda böyle bir sorumluluk duygusu oluştu. Evet. Yanlışlıklar daha azdı galiba o zaman. Hani şu anda yapılan o yaşı
küçücük kızların evet. Özentileri yaptıkları gibi değil, biz daha çocuk yaşadık. Şimdi biz annemde babamda o aşkı görünce yani evet. O aşkı mutlaka biz de yaşayacağız. Ama böyle hemen kapılmak gibi öyle bir duygu, evet. Öyle bir şey yaşamadı. Peki nasıl buldun o aşkı bakalım? Benim bu hikaye hele daha ilginç. Daha mı ilginç? Evet. Anlat da dinleyeyim hadi. Biz İzmit Ortaokulu'nda, bizlerin okul hep eve yakındı okuduğumuz evet. Okullar. İzmit Ortaokulu'nda okudum. Şimdi eşim o zaman ortaokulda, aynı sınıftayız. O Gölpazarı Üzümlü Köyü'nden geldi. Ama yani normal arkadaş sınıfta. Evet. Ama o ortaokuldan beri aşık olmuş bana. Bak sen. Yani çok ilginçtir. Evet, gözüne koymuş beni. Ama ben bir şeyin farkında değilim. Akıllı çocuk. Sonra ortaokul bitiyor. Ama çok güzel bir ortaokul arkadaşlarımızla falan. Hani ortaokul bitiyor. Eşim Kabataş Erkek Lisesi'ne. Ben de İzmit Lisesi. Evet. İzmir meşhur, hatta İzmir fen kolu ki o zaman Gültekin Bey falan beni çok caydırmaya çalıştı. İşte zor bu, hani sen edebiyata geç. Ben de o zamanın kararlılığıyla demek hayır, vazgeçmeyeceğim, ben burada kalacağım dedim. Ve hatta sınıfımızdan Berrin Tansel şimdi bilim insanı o. Evet. Yani o zamanın İzmit Lisesi çok, gerçekten çok. Ben de işte kısa şeyde hayata atıldım ama sonra sınavlarda üniversiteyi o bilgilerle, o şeyle Anadolu Üniversitesi'ni, yani bizim çok o zaman güzeldi, çok güçlü, yani rahmet içinde yatsın öğretmenlerimiz, bizim kimya hocamız Peri Hanımlar, işte Fethi Babalar, şeyler, yani bizim eğitim çok iyiydi. Eşim Kabataş'a gitti. Kabataş Yatılı. Onun babası da öğretmen. O da köy enstitüsü. Arifiye köy enstitüsü. Biz o hikayeleri de çok, yani köy enstitüsünde Necati Bey öğretmen okulunda o bütün hikayelerin içinde büyüdük. İkisinin de mukayesini çok iyi yapabiliyoruz. Hangisi hangi eğitim, şimdiki koşullarda nasıl olmalı. Çok ama rahat kefelere koyabiliyorsunuz. Evet, ama onları. Benim babam mesela o zamanın şeyiyle Fransızcası. Ben babamın hayranıydım. O Fransızca. Ben de Fransızcayı seçmiştim. Ya. Firuzan Hanım işte o zaman öğretmenimizdi. Babam bize çok yani şey yaptı, örnek oldu. Annem ev hanımıydı ama o da zengin kızı, okutulmamış ama o da çok gayretli bir insan. Bizlerin şeyliğiyle hep gayret etti. Çok kafası çalışan. Evet. Çok ufka açık demek evet, bazı evet. insanın okuması. Ama var. Nedense güzelliği mi artık köyde ne o şeyde o biliyor ama o günün evet, şartlarında evet. öyle yaşamlar aynen. yani. Öyle neler yaşamış kadınlar. Sonra işte eşim İstanbul Üniversitesi Teknik Üniversitesi'yi kazanmıştı. Ben sigortada işe başladım. İşte ondan sonra diyorum mücadeleci ruhum, hiç yılmadım. Gerçekten o şeyle hayatımı devam ettirme hayali, hep okuyacağım, eğitimli kadın olacağım şeklinde ve bunların hepsini, hayallerimi, hedeflerimi her zaman için yani geç de olsa her şeyi yapmaya çalıştık. Eşim sonra işte bana mektup gönderiyordu. Hatta İzmit Lisesi'nde şeyi nasıl aşk sevgi nasıl sana geldi duyuruldu. Bir gün kitap geldi bana. Zeliş diye. O zaman hocamız müdür yardımcımızdı. Beni idareye çağırdı. Ben de hiç yani aklımın köşesinden geçmez. Hani Mahir bana kitap gönderdi. Bu kitap nereden geldi? Ben al mor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Zeliş nedir yani? Zeliş. Yani erkekten mi geldi diye yani, beni soru. Evet. O zaman şeyin de eteklerimiz asla böyle kısa şey kalın siyah çoraplar saçlar örgüsüz giremezdik sınıfa. Evet. Ondan sonra bir daha gelmesin dediler. Allah Allah. Evet. Sonra işte
Mahir bana arkadaşım diye bana hani sürekli mektupten ama hiç şey yapmıyorum. Hani üstüme alınmıyorum. Yani, yollar yok, arkadaş. Hayır, mektupları mektup da. Ha, yani sonra arkadaşımı arıyorum, Şerife çok sevdiğim. Sana da geliyor mu Mahir'den mektup diyorum. Sen yok diyorsun diyor. Sen herkese yolluyor. Yok diyor. Sonra anlamaya başlıyorsun. Başladım, ama tamam. İşte dediğim gibi benim daha farklı hani sorumluluklarım, ideallerim uğruna anlamamaya geliyorum başta. Sonra tabii anlaşılıyor, o bırakmıyor. Tabii. İşte inatçı yani. İnatçı kişiliği var değil mi? Ve bizim çok uzun süren bir... Uzun mu oldu evlenmeden önceki? Yani evet, işte bu açılması falan da hani ben fırsat vermedim. Evet. Çünkü onun da okulunun bitirmesini istiyordum. Evet. Hani okulunun bitmesini ve bitirdi. Sonra işte Kıbrıs'ta askerlik yapmadan önce evlenelim babasına demiş. Ben artık nişan, biz bir süre, bir iki sene nişanlı kaldık. Hatta şey, kardeşim kız kardeşim bankacı, Halk Bankası'nda, onu isteyenler var. Ben de bir türlü karar veremiyorum. Yani hala evlenmeye karar. Babam da ilk çocuğu. Evet. Hayır, bir saat önce bile olsa büyük kızı vereceğim. Yani kardeşimi de hani engellemiş oluyorum. Yani, evet, onlar da rahat vermiyorlar, ille geleceğiz. Bir gün önce kardeşimin sözü kesiliyor, ertesi öyle gün mi benim baba sözüm. Dediğini ya. Yani böyle bir şey var. Aa, yani aslında işte memur enteresan. Bakın evet. Okumuş insan ama ne olursa olsun bir öyle bir duygusu yani işte o gene şeydir. Evet. Bir, için yani içinde gizli İşte ben de böylelikle karar verdim. Karar verdi yani. Çünkü karar veremiyorum. Duymasın Mahir Bey. Mahir şimdi evet, söyler. Şimdi bak ona göre. Ama ya inanılmaz bir şey. Şimdi Hacı Hızır'dayız. Ben ders çalışıyorum. O Kabadaş'ta okuyor değil mi? Bir dışarıya bakayım diyorum. Çocuk görüyoruz. Parkı, bankın üzerinde kardan olmuş bir adam. Oturuyor. İnanılmaz bir şey. Ben onu okulda biliyorum. Ben çıkacağım da beni görecek de hani böyle bir şeyi belki çıkar da görürüm düşüncesi. Ya inanın yani böyle bir ondan sonra da ailede ailede herkes de böyle bir şey oluşmuş. Onun mektuplarını okuyanlar biz de böyle sevmek istiyoruz. Yeğenleri buna şey yapıyor, görüyor, şahit oluyor. Biz de böyle bir sevgi istiyoruz. Böyle bir aşk istiyoruz. Böyle aradılar dillere, çocuklar. Dillere destan. Gençler bizi hani örnek alıp. Ama evlenince tabii farklı şeyler olmuyor değil. Bu sevgi, bu şey ilk başta. Hani uyum. Yani şimdi olacaktır. Şimdi beni mini etekle gören veya işte her şeyiyle biz o zaman mini etek de giyiyorduk. Bir ara çok vardı. Çok. Koca koca resimler var benim. Evet. Şey yani kapalı bildiğim insanların bile üstünde bazı doğum günlerinde falan böyle çekilmiş kısa kısa etekler. Evet. Moda işte demek. Ama tabii baştan böyle bazı şeyler beklediğim gibi gitmedi. Hani karışmak hani bunları görmüştü. Hani Nini'yi de niye karışıyor şey. Şimdi? Evet. Neyse onları tabii ki atlattık. Sonra ortak noktada buluştuğumuz çok güzel. Ortak çünkü gezmeyi seven, tabii. Sosyal yaşamı çok seven bir insan. Ben de tabii ki ayak uydurdum. Hani çocuklara rağmen o siyasetin içinde çok oldu. Evet. Ben hem çalışıyorum hem iki çocuğa bakıyorum. Ama bazen sabahladığım hani camın olmaz arkasında. Mı? Ama şimdi o da bana çok şans veriyor. Bana çok tabii. Destek oluyor. Yani evlilik böyle bir şey. Evlilik böyle bir şey. Karşılıklı anlaşılıyor. Yani Hacım eğer yürütebiliyorsan fedakarlık karşılıklı. Tabii yani karşılıklı olur evet. Değil mi? Hani ama kadınlar daha fedakar bence. Yani acaba çünkü ben şimdi sosyal yaşamın içinde de olsam bizim evi düşünüyorsunuz kadının, yemeğinizi kadının hazır etmeden yaratılışında var. Evet, evet. Yani bu bizi yaratan böyle yaratmış. Yani eksik bırakıp işte, dışarı çıkıp hani akşam hazır yerim. Evet. Böyle bir şeyi yapamadık, yapamıyoruz. Aslında çok da böyle yapanlar hani, yok mu? Var ama tabii. Biz öyle ama yapamadık. Yani böyle yetişmiş. Evet. Biz yapamadık. Biz çok şükür. Ne kadar şey olsa da o günün evet. Şartları en rahat yaşayan aileler
dik. Bizde gayet şeydi durumumuz ama biz böyle şeyi idareli kullanmayı öğrendik. Evet. Hani akılcıl yaklaşmayı, hislerimizde değil de duygularımızda da biraz daha şey yaparak yaşamayı, bilmiyorum. Sevcan Hanım, bizler sabırlı yani yeni şimdi bizim de çocuklarımız falan bizim gösterdiğimiz sabır. Yani ben göstermeleri de karşılıklı saygı içinde yani, görüyorum. Tabii. Hani kimse kimseye baskı yapmıyor. Herkes olduğu gibi kabul ediyor. Güzel bir evlilik yürütüyor gençlerimiz yani, de. Ben biliyorum arkadaşlardan söylendiği zaman da biz siz değiliz. Bizim bakış açımıza karışmayın diyen gençler şimdi var. Evet. Tabii hani şey olmasınlar da hani evlilik müessesesi de biraz hani şey olmamalı. Yozlaşıp hani evet. Onu da düşünmek ya, her şey tadında kararında. Aşırısı her şeyin. Şimdi tabii eşin sosyal bir insan. Çok. Yaşantısı. Aynen. Sosyal hayatın içinde, siyasi hayatın içinde. Edebiyat yönü de güçlü. Güçlü. Hani makine mühendisi, hani sanayi mühendisi geçiyor ama edebi yönü daha güçlü. Öyle mi? Şu anda Aydil Sanat Derneği'nde de işte onlar beraber, sürekli sanat, şiir, hatta güzel. Bir kitabı çıktı. Çok. Onu benim için yazdığını sonra ben ıslak imza diye. Islak imza. Bir tane şiir de benim için yazmış şiir. İçinde. Yazar böyle de bir insan. Yani. Hani bazen hani evde hani diyorum ya beklemediğim anlar yaşadım ama çok farklı bir insan. Evet. Bir anda yani hani, ruhunda değişik şeyler olabiliyor. Çok. Çünkü sevgi insanı. Sanat yani bir şiir yazan bir insanın ruhu çok şey olacağını düşünüyorum ben. Yumuşak ruhlu olabileceğini düşünüyorum ama bazen tabii ki ev hali hani ama diyorum ya. Ev hali. Evet ama gerçekten tuzu biberi derdi bir. Aynen. Yani genelde çocuklarla ilgili yani, şeylerle. Bizim birbirimizle ben de 50 senelik eşim hep çocuklar yüzünden tartışmışız. Ama biz birlikte büyüdük sayılır. Evet, evet. Yani birlikte doğru. Büyüdük. Çocukları büyütürken. Yaş olarak da galiba aynısınız. Aynı yaştayız. Evet, evet. Onun için nedenle birlikte büyüdük. Çok güzel. Birlikte deneyimledik. De çok uzun senelerden. O çok seyahat etmeyi severdi. Seviyor. Yurt dışı gezileri çok. Ama ben iki çocuğu bırakıp işte bizde diyorum ya kadın ya. Daha fedakar. Yani düşüyor. Bırakamıyorduk bunu, çocukları. Ben yurt dışına gidiyorum diyebilir misin? Evet. O aklı zaman iki çocuğa rağmen mesela bizim arkadaş dostluklarla evler gezme çok. Vardı. İki çocukla yapıyorduk bunları Sevcan Hanım. Hepsini yapıyorduk. Çalışıyorduk. Evet. Evde işimizi yapıyorduk. Çocuklarımızı yani o her türlü gereksin ama gezmeye de geri kalmıyorduk. Misafirliğe gidiyorduk. Misafir ağırlıyorduk evimizde. Öyle dışarılarda değil. Onlara ikram etmek, hazırlamak ne kadar büyük zevk veriyordu. Ama bu ruhumuz herhalde gene aynı devam ediyor. Aynı da ortam aynı değil. Yani şey aynı değil. Bir yerde de yaşama uyuyorsun. Evet. Mecbur kalıyorsun yani. Mesela bir zamanlar pandemiden önce yeni pandemi bahane etmesin kimse. İnsanlar evde toplanırdı. Sonradan ne oldu? Herkes kafelerde orada burada toplanmaya başladı. Aynen. Ve kim kimin ne dediğini anlamıyor. Hı-hı. Sohbet olmuyor. Gürültülü patırtılı. Ya işte niye uyduk? Evet. Zamanın yani, şeyi bu işte herhalde uyumak zorundasın. Evet pandemi ayrı bir bize ayrı şey yaşattı. Şey, tabii. Bazı şeylerini yaşadık sıkıntılarını ama bazen de kendimizi daha iyi anlama, dinlemeye. İşte, evet evet. Yani kıymetini bildik bazı şeylerin. Özgürlüğümüzün kıymetini çok bildik. Çok. Ama çok şeyleri bize anlattı. Dediğim gibi ben şeyde oturuyordum, merkezde oturuyordum. Evet. Bu oturduğumuz ev Tüysüzler şehir dışı diye ben gitmek istemedim. Fakat pandemide bahçeli ev, evet. Bahçeli ev Atafe'nin altında. Bahçeli ev, ben bahçeyi tanıdım. Eşim çok meraklı. Yetiştirsin. Seviyor musun şimdi? Şimdi çok seviyorum. Şimdi ben bakla bezelye ekiyorum, onu ekiyorum eşimle birlikte. Çok severim ben. Ama daha önce eşim nar getiriyor. Bir şey nereden?
Meral lütfen bahçeye çık, al bak bizim bahçeden. Ama fırsat bulamıyorum. Bak, sabah çıkıp akşam eve geliyoruz. Çok yoğun çalışıyorsun tabii, evet. Yani şu anda. Evet. Her şeyini oraya adamış gibi bir durumum var. Gece yemeklerimizi yapıyorum. Yani Yani isterse de insan yapılabiliyor ama değil mi? Evet. Yani hayatını zamansızız tamam ama istersen hayatını da şeye sokabiliyorsun. Üstün dökmenin şeyi var, ramenciler. Yani her şeye rağmen siz eğer istiyorsanız plan program yapıp yetiştirebilirsiniz. Eğer keyif alarak yapıyorsanız bir şeyi, hani bu bahane değil. Değil. Mesela biz pandemide de arkadaşlarımla işte her hafta, çünkü çocuklar bizi bekliyor. Yani hizmet bekliyor. Evet, evet. Durmaz. Aynen. Yapmak zorundasınız. Yine de tüm koşulları, hijyenik kurallara uyarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Yani projeleri de devam ettirdik. Yani bir şekilde istenirse zor başarılıyor. Başarılıyor. Şimdi bu son bölümde zaten ona geleceğiz. Tamam. Bu çağdaş yaşama geleceğiz. Bir reklam diyelim yine. Ondan sonra geçelim bu fasla. Evet efendim, bu güzel sohbete bir reklam daha koyuyoruz. Kısacık sohbete devam ediyoruz. Bunu da atlattık, geldik bu bölüme. Şimdi tabii ki insanların çok severek yaptığı hizmetler vardır. Bu hizmette zannediyorum ki, biliyorum, zannediyorum, geri alıyorum, biliyorum. İnsana hizmet çok önemli. Şimdi bu anlamda sizin çok yoğun bir çalışmanız var. Bilmiyorum Meral Hanımcığım, bundan önce de bu tür bir çalışmanız oldu mu STK olarak? Yoksa direkt Çağdaş Yaşam'da mı başladınız bilmiyorum. Şimdi Çağdaş Yaşam hakikaten ülke çapında çok güzel, yoğun çalışmalar, bilhassa eğitime, kız çocuklarına çok önem veren, gösteren bir STK. Evet. Şimdi bunu konuşalım sizinle, çünkü sizin hayatınızın şu anda en önemli yerinde o oturuyor, biliyorum. Çok da yoğunsunuz, çok yoğun çalışıyorsunuz. Evet, biraz oradan açalım. Nasıl oldu sizin Çağdaş Yaşam'la tanışmanız? Evet, Sevcan Hanım, biliyorsunuz demiştik, çalışma hayatı, çocuklar, aile, sorumluluk. Hep kendimiz için bir şeyleri ötelemiştik. Evet. Emeklilik hayatında ben 6 ay evde, babamın vefatıyla 6 ay evde kalabildim. Ben 60 evlerde oturdum. Karşı komşum işte makarna kesiyor, tarhana yapıyor. Ben de onunla birlikte artık tarhanadan, şeyden, şey makarnadan. Bir gün işte çok yorulmuşum. Eşim geldi. İşte çok yoruldum. Ne yaptın? Ya görülmüyor evdeki işi. Çok kızdım. Hadi dedim, senle çıkıyorum dışarı. Ve o gidiş kendi iş yerimizde. Onunla gittim, onunla geldim. Evet. Ama bu arada İşte benim çocukluktan sesimin çok güzel olduğunu ve ama çok utangaçtım. Sınıfta böyle söyletiyorlar, duvara dönük. Sonra işte emekli olduktan sonra kendim için yapabileceğim en güzel şey dedim, depremi yaşadık önce. O depremde yani o bizim bir dönüm noktasıydı. Ama kendimiz, bir kayıp yok değil mi?
çok ama derince değdik o zaman 60'lı yıllarda. Çok kötü yaşadı. Çok kötü oldu orası gerçekten. Yani ben emekli olunca Kocaeli Gelişim Derneği. O da çöp izme tükürük hassasiyetini koruma. Yani hep böyle kent için yararlı bir şeyler. O zaman Ahmet Balkaya işte onun yönetiminde çok güzel. Biz 41 eğitim aldık o zaman. O zaman kent tesislerinde 41 eğitim aldık. Baktım ben tamam okuduk ettik kitaplardan şeyler ama sosyal yaşamda kendimi daha geliştiriyorum. Daha güzel şeyler öğreniyorum. Ondan sonra o 41 eğitim tabii senin gelişine çok katkıda bulunuyor. Oradaki Kocaeli Gelişim Derneği arkadaşlarımı da görüyorum zaman zaman karşılaşıyoruz. Sonra Muzaffer İşler rahmetli anıyorum. Rahmetli. Bana bir gün işte İzmit Lisesi Mezunları Derneği yönetiminde çalışmayı ben kendisine çok saygı duydum. Çünkü o da bir emek veriyor burs vermek için işte İzmit Lisesi'nin adını yaşar. Çünkü İzmit Lisesi de bizi var eden, tabii. bizi bugün eden. Olur hocam demiştim. Kendisiyle çok güzel, ondan çok şeyler öğrendim yapıcılık adına. O yaşta bile süper yani bir insan. Çok süper bir insan. Yani belki sertti, şeydi hani ama yani onun yapısı oydu yani. Evet, kendisinde ben okumamıştım ama kendisinin daha sonraki şeyinde çok çok yani ince ruhlu bir insan olduğunu gördüm. Beni sık sık arar, hal hatır çok, sorar. Çok bizim çok muhabbetlerimiz. Evimize geldi, misafir olarak katıldı. Yani çok güzel anılarımız oldu. Son işte yatağında da ziyaret etme şansım oldu onu kendisine. Yani böyle bir değerler içine fakat bu deprem benim daha farklı bir yere götürdü. Türkan Saylan'ın o Kocaeli'de yaptığı o hizmetler, o hani sabah kalkıp burada bütün şeylerin içine kendisinin olması beni çok çok şey yaptı, etkiledi. Sonra Çağdaş Yaşam Derneği'ne bunları izledim tabii depremde o binaların yapılışı, okulların yapılışı hiç durdurak yok. Yıkılan binalar yeniden yapılıyor falan. Sonra hem kendim için dedim hem önce müzikle Büyükşehir Müzik Derneği'nde önce müzikle kendimi hani bir iyi hissetmem gerekir diye düşünmüştüm ama bu şeye devlete bu topluma benim de borcum var inancıyla Çağdaş Yaşam'a üye oldum. Hizmete sonuçta. Evet, evet. Şimdi Kocaeli Gelişim Derneği zaten yaptık görevlerimizi. İzmit Lisesi'nde de çok var ama burada yapılacak çok iş olduğunu gördüm. Hem burada da Müzik Derneği şeyi vardı Özen Şekercioğlu'yla Türk Sanat Müziği. Benim orada onu da buldum. Müzikle orada da başladım. Fakat işte orada mutfağından başladım. Evet. Önce sayman oldum, başkan yardımcısı. Yıllar yılı götürdü. İşin içinde eğitimler, iç eğitimler. Artık o kadar yani piştim. Evet. Yıllar sonra işte başkanlık genel kurulda arkadaşlarım işte hep birlikte o zaman Gülşen Hanım da başkan. Benim uygun hani olmam öngördü. Ben de bu göreve talip oldum. Şimdi işte biliyorsunuz 3 dönemdi bitiyor. Evet başkanlığım. Bu süreçte inanın benim aslında en iz bırakan bende en çok şey yaşayan eğitim evlerimiz. Tüysüzlerdeki. Ya. Evet ben fotoğrafları da aslında getirdim ama. Onları koyacağız. Çünkü Türkan Saylan'ın yapmak istediği şeyler dokunaraktı. Evet. İşte orada o olanak hani o zaman yönetim kuruluna sunduğumda burası göç almış bir mahalle. Hani ne yapabiliriz derken eğitim evlerimiz yok. Hiçbir şey ama olsun orada bir şey başlatalım. Ve başlattık okuma alışkanlığı muhtarın öncülüğünde. Çocuklar hediye onlara her okul şeyinde hediye sunuyordu. Şimdi bunu duyan çocuk daha sabahın köründe muhtarın kapısında diziliyor. Ya muhtar diyor. Teşvik işte. Ama muhtar diyor benim başıma iş açtınız diyor. Bu ne yapıyorsunuz olsun o kızın çocuk. Futbol topu Eskişehir gezileri işte böyle böyle diyerek büyüdü.
Sonra işte ben yine hayal kuruyorum, yine bizim orada bir eğitim evimiz olacak. Çünkü bizim kırsal alan çalışmalarında duyuyordum eğitim evleri kuruluyor. Bize de bir bağış olsa keşke falan. Bana boşuna uğraşma diyorlardı. Hani hayal kuruyorsun falan. Ama ben hayallerimde hiç yanılmadım. Sevgili. Bravo. Hedeflerimi koydum. Ya inanarak yapılan bir şeydi. Evet. Kesinlikle Türkan Hoca'nın şeyi umutsuzluk yoktu. Yok. İşte o umudun var olduğu sürece, hele inanıyorsan, başarı gelir. Bir ev değil iki ev geldi. Bak. Hiç tanımadığımız öğretmen var, nurlarda yatsın. Ya, bize üç katlı bir binayı almayı sağladı. Orada kız çocuk 10 tane öğretmen çıkacak, paramız da arttı. 10 tane de öğretmen çıkacak kızımıza burs sağlandı. Sonra ikinci bir ev Tınaztepe Vakfı bize oranın kullanım hakkını verdi. Şimdi iki evde biz 2008'de başlattık o çalışmayı. 2000 şu anda değil mi? Evet. 2022'deyiz. Evet. 2013'te eğitim evini açtık. Evet. O nasıl o mahallede o açılış sizler de STK'lar destek verdi geldi. Herkes yanımızdaydı. Yani. O zaman kulakları çınlasın. Öyle olması gerekiyordu. Evet, Büyükşehir'den Gültekin Gürüm mesela o zaman bizi onurlandırmışlardı. Evet. Ya bir coşkuyla açmıştık. Ve orada ilk yaptığımız, biz kendimiz de geliştirdik. Şimdi biz kurslar açıyoruz, 13 tane birden. Mahallede pilates diye bir şey yok. İlk önce pilates açalım, ne olacak bakalım. Gelsin bakalım. İnanın 4 grup, yetişemiyoruz. Ya. Sonra işte kadınlar talepleri oldu. Biz de işin içine girdik. Biz de öğreniyoruz. Tabii, tabii, yemek kursları, tabii. Halk eğitim kurslarıyla, tabii. Dikiş, işte nakıştır, okuma, bilgisayar kursu güzel, kadınlarımıza. Yani. Sonra ya kuaförlük. Hani ya. Kuaförlüğü öğrensin. Sonra kendisine iş yeri açsın. Yani halk eğitimin de çok güzel. Evet. Böyle. Hatta çok bir kadın bile olsa Meral Hanım devam edin diyen ben yöneticilerle çalıştık. Ben bunları hiç unutamam. Sonra sergilerimiz çok muhteşem. Sonra Ali Özdolap hocamız gönüllü. O çocuklara yıllarca Hayal Sarıpınar, yıllarca müzik öğretmenliği yaptı. Evet. Kemanı, gitarı, bağlama çocuklara biz veriyoruz. Hı-hı. Ve çocuklar eline keman almayan çocuk böyle 4 ay sonra 5 ay 29 Ekim konserleri her yıl vermeye. Bakın o çocukları cesaretlendiren o kadınla biz de aynı şekilde. Ama bizi de cesaretlendiren bir şeyler vardı değil mi? Tabii, bizim tabii. O zaman tabii. Tarihi sorumluluk alan olmasa kurucu liderlerimiz Türkan Saylan olsun, Aysel Çelikel, ilk kadın Adalet Bakanı hiç unutmam. Bize güç veren, cesaret veren şimdiki başkanımız Ayşe Yüksel. Yani bunlar bize güç veren, şanslıyız yani. Evet. Başta Mustafa Kemal şanslı Atatürk. Şanslı başlamış zaten. Başta Mustafa Kemal Atatürk tabii. Bizim için ilke tabii. Ve devrimleri kadınlara tabii. Bize vermiş olduğu, evet. Sağladığı. Yani zaten Atatürk ilk önce kadınların güçlenmesi, bir toplumun gelişmesi için kadınların güçlenmesi. Evet. İşte biz de o mahallede kadınların güçlenmesi. Hı-hı. Ne oldu? Çocuklarına daha faydalar. Şimdi hepsi çalışıyor. Çok güzel oldu. Hepsi. Şimdi oldu. Kurs açacağız. Çalışan Hı-hı. Kadın sayısı arttı. Ama geriden gelen kadınlarımız şimdi, şimdi yeniden tabii. Yani çocuklarını da Hı-hı. Kabul edip mesela çok küçük çocukları var. Onlara da şimdi hafta sonu mesela biz gönüllü felsefe öğretmeni bir gün işte ben kent konseyinde oraya da niye girdiğim yani oradan hani bize derneğimize böyle şeydi onun temsilen girdim ama yine kent bilinci. Yine Hı-hı. Kentimize nerede görmek istiyorsak hani nasıl yaşamak istiyorsak benim de bir katkım olur düşüncesiyle. Kent konseyinde de orada bir güç birliği hani deneyimlerimizi daha fazla ne yapabiliriz kentimiz için. Evet. Mesela hayalim bu kentin bir turizm kenti, bir sanat kenti. Yani daha önce Nikomedia işte geçen Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ezgi Tez Ulaşlı işte önderliğinde burslu öğrencilerimizi müzeleri gezi yaptık. İnanın benim bile daha hani son zaman çıkmamışım. Tarihi yerlerimizi tabii. Gezdik. Şimdi bize şehir dışından gelen çeşitli Türkiye'nin yerlerine gelen şehri tanıdı. Tabii. Şimdi gençler daha aidiyet. Şimdi Çanakkale'ye
Çünkü her yıl geleneksel Çanakkale buluşması, Anıtkabir buluşması. Bunlar bize çok güzel bırakılmış değerler. Evet. Onları yaşadıkça, gördükçe benim daha çok çalışma azmim. Hani daha çok çalışmalıyız diyor. Evet. Çünkü okumuş her insanın bu cumhuriyete borcu var diyor. Mutlaka. Eğer kesinlikle. Biz bu hal tabii. Yani meslek sahibi olduysa okuyup çocukların. Evet. Onun için hepimize sorumluluk düşüyor. Bunun inancındayım. Gerçekten. Ve bu felsefeyle de yaptığım çalışmalar. İşte cumartesi günü bir yine üyemiz Ahmet, felsefe öğretmeni Ahmet Tezulaş, Ahmet Yaşar Tezulaş. Onun anısına kızı Ezgi Tezulaş 1850 kitabını bize bağışladı. Onun anısına kitaplık oluşturduk. Gençlerin orada felsefe okuma etkinlikleri yapacağı bir oda oluşturduk. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Saat 2'de. Yani güzel şey. Şimdi Hızır Reis'e bir kütüphane yapılacak. O da ay sonunda kütüphaneler haftasında açılışını yapacağız. Bizim diğer derneklerimiz var. Kandıra var, Değirmendere, Körfez, Gebze. Onlar da boş durmuyor. Kendilerine çok, göre çalışıyorlar tabii onlar da. Onlar da çok güzel şeyler yapıyor. Ama hepimizin yani STK'lar, sizler mesela yaşlı düşünün birinin. Tabii yani herkesin kendi üstüne düşeni elinden bir kenardan tutsa. Tabii ama sizin yani hani bir daha bir ülke geleceğine yönelen önemli çalışmalarınız var. Şimdi kamu yararlı dernek olunca tabii her şekilde eğitim. Evet, kamu yararlı olunca sadece eğitim değil. Tüzüğümüzde doğa da var, hayvan sevgisi hepsi içeriyor. Bu da eğitimin içinde aslında. Evet. Yani insanlar eğiterek bunların da değerini öğrenirler. Aynen. Bir hayvan bir kişi bir hayvanın canını yakıyorsa o hiçbir eğitim almamıştır bence. Aynen. Yani görmemiştir bunun değerini, kıymetini. Bilmiyor. Evet. Yani o bütün da bunlar tabii benim çocuklarım da Barış ve Sevgi eğer devam etseydi dostluk dayanışma olacaktı. Ama çalışıyor ikisini de bırak. Evet, Barış ve Sevgi. Barış ve Sevgi. Onun için çok güzel. Evet. Hatta sizin için yani şey yapıldı diye o şarkı. Evet. Kızımın adı Barış, oğlumun adı Barış, diye. Yani Edip Akbayram'ı. Evet. Yani böyle bir şey biz sevgiyle işte. Yani hayatı yenmek için gerçekten sevmek, birbirini anlamak çok önemli. Çok önemli. Ön yargılar insanları gerçekten yanıltıyor. Evet. Önce anlamaya çalışmak, tanımak. O kadar farklı şeyler yaratıyor ki hayatta. Şaşırtıyor bile değil mi insanı yani? Ya inanılmaz. Evet. Yani ben hayatı seviyorum. Ne kadar güzel. Doğayı seviyorum, hayvanları seviyorum. Çok güzel. Sizleri de. İçinde sevgi dolu diyorsun. Evet. Yani her şeye sevgiyle bakan bir göz var. Yani sabır bir de babadan geldi herhalde. Çok sabırlı bir yapıya sahibim. Tabii o gen tabii kızdığımız anları oluyor mutlaka ama dediğim gibi o sabır şeyi herhalde çocukluktan bize verilmiş bir şey belki kazanım. Evet. Sabretmek gerçekten güzel. Bir de ben şey diyorum yani eğer gelecek için, ülken için önemli bir şeyle uğraşıyorsan, insan bazen diğer dışarıdan gelen bazı şeyleri hiç önemsemiyor, duymuyor. Yani onlar beni hiç ilgilendirmiyor gibi bir şeye giriyorsun. Evet. Yani o da sana sabır etmenin bir başka şekliyle yansıyor. Yani aman benim onlarla uğraşacak vaktim yok gibi bir şeye giriyorsun. Bu da bence gönlün yücelmesi. Evet. O kişinin artık iyice olmuş olmasını gösteriyor. Sevgi Hanım, hırslar şeyler insana bir şey kazandı. Çok böyle aşırı böyle egolar. Aşırısı hiç güzel değil. Tabii bir şey gerek yapmak için insanlar. Gerek yok zaten hayatta. Yok ama ne gerek var? Yıpratıcı hırs çok zarar getiriyor. Aynen. Çok şimdi zarar. Mesela ben hangi görüşte olursa olsun yeter ki insan olsun. Tabii. Bizim değerlerimiz nedir? Evet. Doğruluk, dürüstlük. Tabii. İşte adalet, merhamet, iyilik, eşitlik. İşte bunlar. İyilik, bizim, hele tabii. Yani bir de vefa. Vefa, tabii. Yani bunlar olduğu sürece bu değerler benim karşımdaki düşüncesi farklı olabilir ama insan işte bu erdem diyoruz biz buna. Evet. Eğer bunlara sahipse bir insan benim için farklı görüşler daha zenginlik katar. Doğru.
Yani değil hiç, mi? Yelpazenin aynen. Açtığın zaman aynen. Renk renk olması gibi aynen. Yani dediğin gibi zenginliktir. Ama dediğim gibi erdemli olmak yani karşındaki insanı zaten siz tanıyorsunuz. Tabii. Ona göre de davranıyorsunuz. Lazım. Kırıcı olmaya gerek evet. Yok. Ama maalesef karşınız çıkmıyor yani, değil ama her cins insanla evet, karşılaşıyorsunuz. Evet. Onlarla da yine usulüyle onları bertaraf etmek veya işte ne bileyim onları nasıl diyeyim susturmak. Ama Sevcan Hanım siz de güzel bir şey. Mesela platform altında topladınız. Mesela bizim sivil toplum örgütlerinde çok evet. Güzel arkadaşlar, dostlar. Tabii, tabii. Meral Hanım bazen sıkıştığım an mesela öyle an geliyor ki sen hiç dara sokma kendini. Evet. Bak biz varız. O eğitim evi açılışında Huzur Evi Derneği işte evet. Sizler hep ziyaret ettiniz, geldiniz, kumaşını alan, evet. İşte bunu değerlendir, şunu çocuk. Yani güzel, dayanışma çok güzel. Bu bizde dayanışma. Var. Allah bozmasın inşallah. Şimdilik bu şekilde dayanışma hı-hı. İçinde. Onlar bir tarafta, çocuklar bir tarafta, bizim, gençler hepsi, bizim, hepsi. Kadınlarımız bizim, yaşlılarımız bizim. Bakın yaşlılarla ilgili de bir buradan şey yapacağım. Mutlaka yaşlı bakım evleri. Çok önemli. Çok önemli. Ben bakın bizler yarın için çocuklarımız bize bakmaz evet. Diye bir şey yok. Yok ama kimseye ama onların sorumlulukları var. Çok, onlara çok. Yük olmamak adına. Bu devir çocuklarımızın bizim de, bize bakacak zamanlarının olduğu bir zaman evet, değil. Devir ama değil. Bizim de konforumuzu aratmayacak yani evdeki yerler olmuş. Öyle yerler olmuş. Yani çok biz önemli. Sosyal insanlarız. Çok önemli. Orada sosyalleşecek. Evet. Orada hor görülmeyecek. Evet. Kendi hobilerini devam ettirebilecek. Evet. Yani hatta şimdi bile bakım evine düşmeden bile yaşlılarımızın çok sosyal yaşamın içine sokulması lazım. Onlara aktif hale yani onlara pasta kesmek falan değil. Değil. Onların hobilerini öyle gelip evet, geçici ha ha zamanlarını hani, onlar değil. Onları evet. Değerlendirecek. Onlar akil insansa evet. Onların değerlendiği onlardan çok şey evet. Alabiliriz. İşte desek. Yani kent konseyleri de bunu yap. Bağımsız ama. Hani yerel yönetimler destekleyici evet. Çalışmalar ya. Evet. Biz bunları hani neler yapabiliriz kentimize, neler kazandırabiliriz? Daha senelerdir güzel. Senelerdir bağırıyoruz. Bakın hı-hı. Senelerdir 87'den beri yani sesimiz çok tabii ki mezarına evladı değil bizim koyduğumuz büyüklerimiz oldu. Çok oldu. Getirip bize bırakılan büyüklerimiz oldu. Biz evet. Onun peşinde neler yaşadık, neler çektik. Bu bir hikaye. Çok uzun bir hikaye. Hayatımızın büyük bir kısmı böyle geçti. Ancak bunun içine senelerdir söylüyoruz. Onlara ait böyle dediğiniz gibi bir hı-hı. Yer maalesef yapılamadı bu ilde. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde çocuk kreşleriyle evet. Yaşlı bakım evleri yan yana falan. Hatta kent konseyine bile her şeyden almışlar. Yaşlılar olarak hı-hı. Bir bölüm birim yok. Bir isim yok. Hı-hı. Nedense onu da yapmamışlar. Yani bu ülkenin ama çok önemli. Mihenktaşlarını İnsanın başına yok gelince, saymışlar. Ben ona çok üzülüyorum. Başına gelince mesela. Olmamalı. Evet. Başına gelmeden de bunları hissetmek lazım. Bir gün yaşlı olacaksın herkes çünkü. Herkes ömrü varsa bunu evet. Tadacak. Bence yaşlıların yaşlı dememek lazım. Zaten üretiyorsa, hala evet. Üretkense evet. Ona yaşama daha evet. Çok katacak bir tamam. Sosyal yaşantılar evet. Olması lazım. Yani bunu da birlikte bir şekle sokarız inşallah. İnşallah. Şey o kadar tatlı bir sohbetti ki doyum olmadı. Çok teşekkür ediyorum. Sizletimizin zamanını doldurduk ama bize kalsa da çok konuşacağız galiba. Ama her şey evet. Zamanla. Ben çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki yaptığınız, planladığınız her şeyi başarıyla bitirin inşallah yapmaya çok kalksınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Başarılar ediyorum. Diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Yaptığınız her işte bu ülkeye, bu ülke insana evet. Pırıl pırıl yansısın diyorum. İnşallah hepimize, biz evet. Birlikte var olacağız bu kentte. Birlikte her şeyi başaracağız. Çok teşekkür ederim. Birlik ve dayanışma diyoruz. Arkadaşlarınıza da selam. Sağ olun. Çok Mahir teşekkür ederim. Selam. Çok tekrar buluşuruz inşallah. Selamlarını söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Bitti. Evet efendim. Gerçekler doğrular. Bu kadar güzel bir sohbet. Ve tabii ki sonu. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Ve Meral Hanım'a tekrar teşekkür ederek programımızı bitiriyorum efendim.